Yani tsunami olursa o da olacak. Depremde de kırmızı bölge. Yani kıyılar. Tsunami olsa da buradan gelecek, Marmara'dan gelecek. Depremin kendisine yıkıcı olan, en yıkıcı deprem etkisinde altta kalacak bölgeler. Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy. Yani tsunami'nin boyutu. Bak buna hep Cumhuriyet Halk Partisi için siyaset yapıyor diyecekler de ben kusura bakmayın yani. Seçim haritası gibi yok oldu. Ama, kıyı bölgeler kırmızı oldu. Yok anlamda diyorum. Kıyılar kırmızı oldu. Zeytinburnu, Fatih bunlar AK Parti belediyesi. Üsküdar AK Parti. Kadıköy, Maltepe, Kartal. Bunlar da efendim şey. Adalar Cumhuriyet AK Partisi belediyesi. Adaların belediye Pendik, başkanı Tuzla, yok galiba. Pendik de AK Parti'dir değil mi? Pendik AK Parti. Evet, Pendik ve Pendik Tuzla, ve Tuzla AK Parti. Şimdi demek ki burada hem AK Parti belediyeleri var hem CHP belediyeleri evet. var. Yani şu kırmızı bölge hani bir demin konuştuk ya siyasetçiler Gürkan Hoca dedi ya siyasetçiler işte hani Cumhur İttifakı deprem falan diyor öbür tarafta hiç konuşulsun istemiyor. Ama sizin de belediyeniz abi konuşma olur mu yani herkes konuşacak. Bu işin tabii. İstanbul'da da yani deprem geldiğinde siyasi görüşte ayrılmıyor. Hele 99 depreminin en çok etkilediği yer Avcılar. Avcılar. Şimdi tabii. Küçük bir tabela tamam. Bakın burada kentsel dönüşümün değerli arkadaşlar. Evet, kentsel evet. dönüşümün doğru düzgün yoğun bir şekilde yapıldığı tek ilçe Kadıköy ya. Kadıköy evet. Ya Allah aşkına böyle şey olur mu? Öyle mi Kadıköy değil tabii, mi? Tabii şundan dolayı sevgili Melik Kadıköy'de yapılmasının sebebi şu. Rant var. Rant işte peki Gaffar çok. Para var ama diğer yerlerde yani diğer yerlerde insanlar gönülsüz. Kadıköy'ün hali hal mi? Ben de geliyorum arada Kadıköy'e. Ara sokaklarda mesela iki katlı o güzel Kadıköy'ün eski evleri vardı ya. Ha, onlar abi. Yıkılıp yerine 30 katlı tabii binalar imar olan. İzinleri orada yüksek. Hiçbir tabii. sokağa hocam araba park edilecek yer yok. Tabii. İnsanlar dip dibe camlarını tabii. açtıklarında 2 metre karşılarında komşu oraya açıyorlar tabii. falan. Yani bu mu bir de kentsel dönüşüm? Değil tabii. tabii. Örnek vereyim anlıyorum ben. Binalar tabii. güvenli yapılmış hale getirilmiş ama. Kadıköy ben hatırlıyorum. Ya, anneannem orada oturuyordu. Yıllarca orada kaldım. Kadıköy'ün o hallerine şimdi gittiğinde yerlerine bakıyorum. Korkunç yerler. Melih Kadıköy'de kentsel dönüşüm bırak. Normal sıradan bir kentsel yaşam yok ki şu anda. Ben bugün yaşadığım örneği vereyim. Bakın Fenerbahçe'den Erenköy'e kadar Fenerbahçe Erenköy arası. Bilenler bir çok kısa bir mesafe. Çok kısa bir mesafe. 1 saat 50 dakikada gittim. Evet. 1 saat 50 dakika. Olmaz. Bahsettiğim mesafe 10 kilometreden kısa arkadaşlar. Temel sebebini de söyleyeyim. 9 yıldır bitirilmeyen metro inşaatı. Göztepe metrosu 9 yıldır. Ben 3 defa yazdım gazetede ya. Başka meslektaşlarımız yazdı. Herkes yazdı. Göztepe'nin ana arterinin ortasında Göztepe tren istasyonunun önünde bir metro durağı inşaatı var. Evet duruyor hala. Ekrem Bey iktidara yönetimi aldığında Ekrem Bey yönetimi aldığında 3,5 yıl olmuştu. 3,5 yıldır yapıldı. 1 yılı kalmıştı. 5 yıl geçti hala hatta daha beterini söyleyeyim size. O ev 1 yıl öncesine kadar bir şerit geçiş veriyorlardı. Şimdi onu da kapamışlar komple. Ya şunu yapma imkanınız var kardeşim. İnşaat yaptınız, inşaatın üzerinden bir köprü yaparsın. İki tane ana arterden biri. Birisi Göztepe İstasyon Caddesi, diğeri Ethem Efendi Caddesi'dir. Bu iki cadde iki tane çok büyük arteri birleştirir. Evet. Bağdat Caddesi ile minibüs yolunu birleştirir. Bunlardan birini tıkarsanız, kenti tıkarsanız, nitekim tıkamışlar. Ben size söylüyorum işte bakın 8 kilometre yolu 2 saate yakın bir sürede geldi. Şey, bahsettiğin yer. Bugün ve herkesin yaşadığı şey, bugün Kadıköylüler beni dinliyorsa bilirler. Ama şunu da hayretle karşılıyorum. Göztepe, Erenköy, bütün oralarda mevcut belediyenin oy oranı da %80-90 kardeşim. Buna da akıl sır yani. Böyle diyorsunuz da şimdi halkımız da şunu söylüyor. Ya biz anket yaparken de söylüyor. %40'ı da Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor. Şimdi bazı başarılı olduğu alanlar olabilir Gürkan hocam. Ben ya, şimdi ya ben halkın görüşü. Şimdi ben halkın görüşüne bir şey diyemem. Yani sonuçta tabii. biz halk adına konuşamayız. Siz evet. araştırmalara göre. Tespitiniz doğru. Deprem acaba ama çok önemli değil yaşadığımız, mi? Yaşadığımız şimdi bunu şunun için söylüyorum. Sevgili Melih dedi ki ya yani bu kadar önemli bir konuda Kadıköy ne halde dönüşüm vesaire. Ya kentsel dönüşüm bırakın kentsel yaşam yok. Kesinlikle. Dönüşüme gelince dönüşüm korkunç. Yani bir dönüşüm değil. Kentsel kabusa dönüşmüş durumdu. Ya bir defa 3 katlı binaların yerine 6 kat, 6'ların yerine 9 kat, 10'ların yerine 10 kat. Zaten şimdi, o sebeple kentsel dönüşebildi oralar. Zaten ondan dolayı. Yerliye dönüşemez. Para Fatih'te Fatih'te 30 katlı binaya izin yok çünkü. Bravo. Öyle bir imar yok. Şimdi yeni onun yasa... Onun için kimse öyle bir şey yapamaz. Tabii şimdi bu yeni yasa ile beraber biraz şeyde hani devlet de destekliyor. İnşallah daha fazla diğer yerlere yayılacak ama, diye düşünüyoruz. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Kentsel dönüşüm orada var derken şu yanlış anlaşılmasın. Bakın Üsküdar'da
Esenler'de, başka belediyelerde muazzam kentsel dönüşüm projeleri var ama onlar belediyenin organize ettiği, yani evet, tek tek bireylere kat maliklerini bıraktığı şeyler değil. Ben şunun için söyledim. Niye sadece Kadıköy var dedim. Güngören'de, Bahçelievler'de yani de iyi durumda. Kadıköy'de belediye bir şey yapmıyor. Bireyler yapıyorlar, evet, apartmanlarını. Çünkü orada bir işte rant falan biraz para kazanılıyor. Şimdi gerçi o da kalmadı ama Bakırköy'e gelmiyor bu. Avcılara gelmiyor. Buralarda ne olacak? Buralarda belediyelerin el atması lazım bu işe. Ve gerçekten el atılmazsa, yani Murat'ın verdiği örneği düşünün, Allah korusun. Yapılamaz yani, diyorlar deprem... ama ben dinledim mesela, şu havayı çıkarıyorum belediye başkanı, mesela Ekrem İmamoğlu'na. Ya yapılamaz bu iş çok gibi havasında. 100 Murat, yılda. Murat yapılamaz dedi verdiği, zaten. Dedi İmkansız mi? Dedi yani. İmkansız. 600 bin kontu nasıl dönüştüreceksiniz? 100 yıl sürer dedi. Ama bir yerden başlamak var, gerekmiyor mu yani? Ama Murat Kurum söyledi ya, yani ben siz bunu söylerken 180 bin kontu dönüştürdüm dedi Türkiye'de yani. Şimdi bakın, bir yılda 50 bin konut yapıldı, bilmem niye yapılmasın. Üsküdar'ı bakın, Üsküdar'ı daha yeni gördük, Kirazlıtepe'yi. Daha yeni gördük Kirazlıtepe'yi. Yani ben birkaç hafta önce oradaydım, gördüm Kirazlıtepe'yi. Bütün bir mahalle, bakın bütün bir mahalle çağ atlamış ya. 100 yıl ileri sarmış. Yani şöyle söyleyeyim, ben bildiğim yerden örnek vereyim. İsveç'in değme şeyine, muhitine taş çıkartır. İsveç seçmezse İsveç geri kalır yanında yani. Öyle bir yer yapmış. Son derece mütekamil, dört dörtlük bir şehir Kirazlı. Eskişehir'de de 24 herkes yılda de mutlu. 20, herkes mutlu. Herkes mutlu yani. 25 yılda 24 bina Eskişehir'de dönüştürüldü. Bu şimdi hazırlıklar ben yapılıyor. Teşekkür orada ediyorum. Ben bu deprem bölgelerini dolaştım. Bu Elbistan'da ve Pazarcık'ta biliyorsunuz 7-10-6 sadece hayatlar bitmedi. Burada ne bitti? Şehirler, kentler tuz buz oldu. Şimdi en büyük şey, ben oradaki kentsel dönüşümde şey yapıyorum. Biraz evvel söyledi ya, katları yukarı değil. Sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi yatay mimari dediğimiz olgula. Evet. Şimdi 15 katlı binayı 10 kata indireceksiniz. Millet saç saça baş başa. Ya ben eskiden 180 metrekarede yaşıyordum. Yani şimdi ben 120 metrekareye küçük mi düşeceğim? Küçük yere mi gireceğim diyecek. Kimse istemiyor yani, küçük yerde. Kimse istemiyor. Böyle nasıl böyle? Yani bunun işte incelediği zaman yasayı, eskiden herkesin işte birlikte karar vereceği olayda burada oy çokluğu olgusu getirildi ki, evet, yani şey tabii kat malikleri için ifade etmiyorum. Bu bence büyük önemli ama bu arada yani özellikle uzmanların, özellikle yerel belediyelerin söylediklerini yerine getirmeyi isteyen kişileri ve doğrusu hemen herkesi o bölgelere getirip göstermek lazım. Ne yapacağız, buraya mı getireceğiz? Yani hayır. Buradaki insanları, bu evet, yapamayanları biraz evvel Gaffar'ın da çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi yani biz bu işi yani yapamıyoruz diyenleri, yani dediğimiz gibi İmamoğlu'nun bu iş 100 senede de bitmez ama 100 senede bitmez ama gidin orada kentlerin gömüldüğü yerleri görün. Bakalım o zaman nasıl olduğunu gösterin. Bakın bir başkası daha söyleyeyim. Kirazlıtepe evet geldi. Burası Kirazlıtepe. Evet, evet, burası Kirazlıtepe. Bak, Kirazlıtepe. Burası Üsküdar. Kirazlıtepe. Benim evet de Kağıttepe'ye dönmesin. Kirazlıtepe. Kirazlıtepe. Burası Kirazlıtepe. Üsküdar Kirazlıtepe. Kirazlar varmış eskiden herhalde. 5 kat değil mi? Bunlar canlı görüntüler mi? 5 kat. Canlı görüntü. Evet, canlı görüntü. Evet, canlı yolda insanlar. Yaşanılabilir işte. 3-4 katlı değil mi? Kaç katlı? Ya buranın eski halini şimdi yani bilmiyoruz eski halini. Gerçekten eski halini görseniz. Gecekondu. Burası çağ atlamış bir yer yani. Gecekonduydu. Vatandaş da çok... Bakın bir şey daha var. Şimdi Hilmi Bey, Üsküdar Belediye Başkanı, o mesela buranın öyküsünü anlatıyor. Serencamını anlatıyor buranın. Şimdi buradaki en kritik şeylerden biri vatandaşı ikna etmek. Yani şu da doğal. Evet. İnsanlar ya benim evim yıkılacak. Ne olacak, ben dışarıda mı kalacağım? Ya da işte yaşlı bir insan. İşte ya diyor, ben diyor 2 yıl ömrüm var, yok kardeşim. Ha, mesele bunları... bu ama. Yani işte... baştan Gaffar şey demek çok garip geliyor. Ya bu iş olmaz. Yani... Ya bu düzelmez diyorsun ya. Osman başkan olma yani. Bu çok kötü bir şey. Dediğin gibi yerel yöneticinin vazifesi ne yani? Belki istemeyecek, belki bir şeye karşı çıkan var. Bu zaten dünyada herkesin önündeki problem. Ama çıkıp şehri yönetecek birinin, bu iddiada olan, aday olan birinin bu iş böyle deyince ben diyorum ki tabii, bir seçmen olarak, İstanbullu olarak ya tabii, diyorum tabii, yani Allah'a havale edin. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu dememeniz gerekiyor. İstemezlik gibi bir şey yani. Murat'ın dediği gibi o zaman başkan olma. Şimdi bakın Hilmi Bey söylüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey söylüyor, Tevfik Bey söylüyor, Esenler Belediye Başkanı. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu işte rıza işi çok önemli. Doğru. Ve o rızayı oluşturmak için gerekirse başkan tek tek insanlarla görüşüyor. Ev ev geziyor. Bu öyle olmuş bu iş. Ama başkanın işi bu zaten. Osman Yoksa Gazi, bu projeler olmaz. Bursa Osman Gazi yaklaşık 70 binden fazla binayı dönüştürdü.
204 binden fazla kişi o yaşam alanında, yeni yaşam alanında. Yunus Bursa Eli, Osman Gazi'de ne kadar da yaptılar bunu? Ya 10 yılda yapıldı. 10 yılda kaç kişi yeni bir sağlam binaya yakın, geçti? 70 bine yakın. Yani bir ilçe belediyesinden bahsediyoruz. İlçe belediyesi. Hayır, şu anda İstanbul'da kıyaslanabilir mi? Şu anda yani bakın depremle alakalı devlet şu anda bir yıl içerisinde 75. konutunu yaptı ve teslim ediyor şu anda. Bir yılda ya 75 bin konut, 110 bin personel çalışıyor. Şu anda 110 bin kişi bu alanlarda çalışıyor bu 11 şehirde. Bakın, Yunus yani yapılabilir ya, mi? Yapılır hocam, işte. Bakın Yunus yapılıyor, gözümüzün önünde yapılıyor yani. Ben ama konser yapacaksın hocam. Hı. İşte yani, şiir gecesi hocam, yapacaksın. Ben size bilmem bakın, ne yapacak. Bunlar da evet bunlar da ihtiyaç falan da daha acil ihtiyaçları var. Bakın, kaç zaten benim bütün reflekslerim hocam. Ben bu dönemi öyle düşünüyorum. Konser, şu, bu. Eğer bunlar harcanacaksa para. Bence adaylar açıkça vaatler arasında da bunu söylesinler. Konser önemsiz. Evet önemsiz depremin yanında ya da diğer konular. Ulaştırma sıkıntılıysa getir bir tane sanatçı, tonla onlara para aktar. Hayır, konser önemli de 500 milyon lira da verme yani. İsraf, israfı bitirdik diye 350 milyon lira o tabelaya verme. Evet. 350 milyon israfı bitirdik tabelasının adı 350 milyon. Böyle bir şey olur mu? Vahim. Ha, ne bileyim. Şunu söyleyeyim bakın hocam. Yunuseli'de mesela Bursa Osman Gazi'nin mahalleler var. Büyük mahalleler. Yunuseli, Bağlarbaşı, Yenikent, ondan sonra Sırameşeler, Soğanlı. Bu bölgede ciddi bir alanda kentsel dönüşüm yapıldı. Biz anket yapardık zamanında o bölgelere. Anket yapmaya gidemezdik. Korkardık ya. Güvenlik noktasında da korkardık. Yani madde bağı, madde kullanım vesaire bunlar da engeller. Tabii yaşamaya sadece deprem değil bütün oradaki insanın huzuru da. Lazım yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gürkan Duman, Betimer Araştırma Şirketi Başkanı. Bu akşam deprem oldu gündemimiz. Ya geçmiş olsun. Çakışıyor. Gaffar Yakınca Gaffar çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Murat çok Özer, geçmiş olsun. Akşam gazetesidir. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Esat Aslan. Esat Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çarşamba aynı saatte yine karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.